Sevgili dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, malumunuz üzere 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Uşak'ta yaklaşık %1 civarında bir farkla AK Parti seçimi kazanmıştır. Parti olarak 02.04.2019 tarihinde 434 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüzlükler ile ilgili delillerimizi ve gerekçelerimizi de ekleyerek itirazda bulunduk. Ve geçerli geçersiz tüm oyların yeniden sayılmasına talep ettik. İlçe Seçim Kurulu tarafından bu itiraz ve taleplerimiz AKP ve MHP temsilcilerinin sayılmaması yönündeki oylarıyla beraber hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmiştir. 434 adet sandıkta yapılan usulsüzlükler ve %1'lik oy farkını göz önünde tutulduğunda vatandaşların seçim sonuçlarına olan güveninin sağlanması için tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşımızın sandığa ve sonuçlara olan inancını kaybedecektir. Bizler beklerdik ki tüm parti temsilcileri ve adaylar 434 sandıktaki usulsüzlükleri ve %1'lik oy farkını göz önünde bulundurarak seçim sonuçlarının doğru ve hiçbir şaibeye yer vermeyecek şekilde yeniden sayılmasını talep etsin. Ancak görüyoruz ki doğru sonucun ortaya çıkmasından çekinenler, işi oldu bittiye getirmeye çalışanlar var. Yüksek Seçim Kurulu aynı itiraz gerekçeleri ile birçok il ve ilçede yapılan başvuruları kabul ederek tüm geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermiştir. Tüm oyların yeniden sayım işlemleri başlamıştır. Şunu belirtmeliyiz ki yeniden sayım yapılan yerlerin hiçbirisinde aynı sonuç çıkmamıştır. Buradan tekrar ediyorum. Uşak'ta seçim sonuçlarının hiçbir dedikoduya yer vermeyecek şekilde doğru olarak kesinleşmesi, oyların tamamının sayılması gerekmektedir. Ayrıca seçim gecesi saat 00.30 civarlarında AK Parti İl Başkanı Sayın Fahrettin Tuğrul, Eski Gençlik Kolları Başkanı Sayın Avukat Ahmet Minlik, yine Avukat Mehmet Gün'ün bizler içeri alınmazken oda oda gezmelerinin sebebi nedir? Bu kişiler ilçe seçim kurulu üyeleri ve başkanıyla görüşmüşler midir? Görüşmüşler ise seçim gecesi yapılan bu ziyaret sadece dost ziyareti midir? Bütün bu konuları da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hepinize de katılmanızı